Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün ambarlarında bulunan tasfiyelik haldeki eşyadan cihaz, makine, ekipman ve malzemelerden il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerince uygun görülenler mesleki ve teknik eğitim veren okullara bedelsiz olarak verilecek. Ambarlarda bulunan eşyaların Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edilmesi ve buna ilişkin işlemlerin düzenlenmesine yönelik protokol iki bakanlık arasında 22 Aralık 2016 tarihinde imzalandı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı protokolle mesleki ve teknik eğitimin yerel, ulusal ve uluslararası iş piyasalarının beklentilerine uygun yapılandırılması ve genç nüfusa bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırmak konusunda katkıda bulunmayı hedefliyor. Bu kapsamda bakanlığın Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edeceği 140 ayrı kalem eşya arasında motor, televizyon, telefon, fotoğraf makinesi, şeker ölçüm cihazı, bilgisayar, monitör, testere gibi malzemeler bulunuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Yeşiltepe'de bulunan Çakmak Kışlası'nın başka bir yere taşınacağını, kışlanın 2 milyon 300 metrekarelik arsasına ise resmi kurum binaları ve yeşil alan yapılacağını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, askeri alanların şehir dışına taşınması konusu ile ilgili bir süredir çalışma halinde olduklarını belirterek konuyla ilgili açıklama yaptı. Merkeze kalan askeri alanların kazandırılması noktasındaki çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Çakır, yeşil alan, kurum alanları, sosyal donatı alanları gibi bir çalışma yürütüyoruz. Bunun için özellikle merkezde kalan yerleri tamamen yeşil ve park alanı olarak kalması çalışmalarımız var. Özellikle bizim çakmak kışlamız yani mezarlık bölgemiz gelişmemiş bir bölge. Bu bölgenin gelişmesine ciddi katkı sağlayacak dedi. Bu konuda da görüşmelerimiz devam ediyor. Merkezde kalan askeri alanların biraz daha Malatya'ya kazandırılması, yeşil alan, kurum alanları, sosyal donatı alanları gibi bir çalışmayı yürütüyoruz. İşte bunun için özellikle merkezde kalan yerlerin tamamen yeşil ve park alanı olarak kalması, özellikle tabii bizim çakmak kışlamız yani mezarlık bölgesinde olan bölge, gerçekten o bölge gelişmemiş bir bölge. O bölgenin gelişmesine ciddi katkı sağlayacak. Yani Yeşiltepe bölgesinin gelişmesini etkileyecek. İşte şu anda canlı hayvan pazarının olduğu bölgemiz olsun, Kaynarca bölgemiz olsun ve yine grup sitelerinin olduğu yerler olsun, Hocaahmet Yesevi mahallemiz olsun, buralar afet evleri dediğimiz nokta. Buraların gerçekten gelişimini son derece pozitif yönde etkileyecek bir çalışmayı yürütüyoruz. Çakmak kışlası arasının hangi amaçla kullanılacağı konusuyla ilgili de bilgiler veren Çakır, çakmak kışlası 2 milyon metrekarenin üzerinde 2 milyon 300 metrekarelik bir alan. Burada yeşil alanla birlikte konutların olduğu alanda kentsel dönüşüm amaçlı bir çalışmayı yürütüyoruz. Bir yandan kurumların bir kısmını oraya taşıyacağız. Merkezde kalmış resmi kurumların bir kısmını o bölgeye götürmenin planlamalarını yapıyoruz. Plan bu şekilde hazırlanıyor dedi. Çakmak kışlası 2 milyon metrekarenin üzerinde, 2 milyon 300 metrekare bir alandan oluşuyor. Burada büyük bir yeşil alanla birlikte konut alanlarının o bölgenin kısmi bir bölgede kentsel dönüşüm amaçlı bir çalışmayı yürütüyoruz. Bir yandan kurumlarımızın bir kısmını oraya götüreceğiz. Malatya merkezde kalmış resmi kurumların bir kısmının o bölgeye götürme planlamaları yapıyor. Çünkü plan bu şekilde hazırlanıyor. Yine bazı okullarımızı yine orada okullar bölgesi yapacağız. Okul kampüsü bölgeleri yapacağız. Bir kısmını da sosyal donatı alanları olarak şu anda planlamalarını yapıyoruz. Daha sonra buranın devrini bize yapacaklar. Ama bu süreçte resmi prosedürler bir yandan da devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türk Hava Yolları Genel Müdürü'ne mektup yazdı. Dünyanın en rahat ulaşım aracı olan uçak düzensiz saatleri nedeniyle Malatyalılar için dünyanın en eziyetli ulaşım aracına dönmektedir dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi'ye Malatya'nın ulaşım alanında yaşadığı sıkıntıları belirten bir mektup yazarak Malatyalıların mağduriyetinin giderilmesini istedi.
Ağbaba'nın mektubunda şu sözlere yer verildi. Malatya'ya yapılan bir haksızlığı, Malatyalıların bu konuyla ilgili taleplerini sizlere aktarmak için bu mektubu sizlere gönderiyorum. Sayın Genel Müdür, Türk Hava Yolları tarafından Malatya'ya yapılan sefer sayısının az olması ve sefer saatlerinin uygunsuz olması Malatyalıları mağdur etmektedir. Malatya-Ankara uçağı 06:20'de kalkmakta olup bu uçağa yetişmek için yolcuların gecenin 4'ünde uyanmaları gerekmektedir. Ankara-Malatya uçak seferi ise 23:45'te yapılmaktadır. İnsanların Malatya'daki evlerine ulaşmaları en erken gece 2'yi bulmaktadır. Dolayısıyla dünyanın en rahat ulaşım aracı olan uçak düzensiz saatler nedeniyle Malatyalılar için dünyanın en eziyetli ulaşım aracına dönmektedir. Pek çok Malatyalı Ankara yolculuklarında saatleri daha düzenli olan çevre şehirlerden yolculuk yapmayı tercih etmektedir. Ayrıca Malatya gibi bölgenin en önemli şehirlerinden birine Türk Hava Yolları'nın sadece bir sefer düzenlemesi de anlaşılır değildir. Malatya Doğu Anadolu bölgesinin hızla gelişen ve büyüyen kentlerinden biridir. 772 bin kişilik nüfusu ile bölgenin en büyük şehirlerinden biridir. Sağlık, kültür, sanayi alanında bölgenin çekim merkezidir. İnan Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi başta karaciğer nakilleri olmak üzere sağlık alanında önemli başarıları imza atmakta, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından hastalar şifa bulmak için Malatya'ya gelmektedir. Öte yandan Malatya Havaalanı sadece Malatya'ya değil, bölge il ve ilçeleri de hizmet vermektedir. Kahramanmaraş'ın Elbistan, Afşin ilçeleri, Sivas'ın Gürün ve Kangal ilçeleri, Erzincan'ın İliç ve Kemaliye ilçeleriyle Adıyaman'ın Malatya'ya yakın ilçelerindeki vatandaşlarımız ulaşımlarını genellikle Malatya Havalimanı'nı kullanarak yapmaktadır. Belirttiğim nedenlerle yeni yıldan itibaren Ankara-Malatya arasındaki uçak seferler sayısının mutlaka artırılması, sefer saatlerinin de makul saatlere çekilmesi tüm Malatyalıların ortak talebidir. Bu talebin grubunuz tarafından dikkate alınmasını, Malatyalıların mağduriyetinin bir an önce sonlandırılmasını istiyor, saygılar sunuyorum. Yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre Malatya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 22 Aralık 2016 tarihinde durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada kapı içerisine gizlenmiş vaziyette daralı 105 gram kokain maddesi ele geçirilmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan iki kişiden biri sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şahıs ise serbest bırakıldı. FETÖ ve paralel devlet yapılanması kapsamında gözaltına alınan 18 emniyet eski personeli adliyeye sevk edildi. Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması soruşturması kapsamında Malatya'da gözaltına alınan 18 eski polis adliyeye sevk edildi. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli aralarında daha önce açığa alınan personellerin de bulunduğu değişik rütbelerde 18 personel sorgularının ardından Malatya Adliyesi'ne sevk edildi. PKK terör örgütü operasyonuna yönelik yapılan operasyonda tutuklanan 3 kişinin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Aramalarda birçok belge ele geçirildi. 22 Aralık Perşembe günü Doğanşehir'de PKK terör örgütünü övücü paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutuklu şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda birçok belge ele geçirildi. Konuyla ilgili Malatya Valiliği yazılı açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışması neticesinde sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK-KCK terör örgütünün övücü paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 3 şüpheli şahsın ev ve iş yerlerinde yapılan adli aramalarda 2 adet bilgisayar, hard disk, 1 adet bilgisayar, 1 adet tablet, 1 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet cep telefonu ve sim kart, video kasetler, CD, DVD, örgütsel yayınlar ve örgütsel süs eşyaları ele geçirilmiştir dendi.
Malatya'da bazı mahallelerde yaşanan su sıkıntılarına Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Enver Kiraz büyük tepki gösterdi. Kiraz, vatandaşlar su kesintileri yüzünden canlarından bezmiş durumda dedi. Her gün çeşitli mahallelerden birçok vatandaşın kendilerini arayarak su kesintisiyle ilgili şikayetlerini ilettiklerini belirten CHP İl Başkanı Enver Kiraz, vatandaşlar gün içerisinde sularının çok kesilmesinden dolayı çok ciddi bir mağduriyet yaşıyorlar. Özellikle çevre yolunun altında kalan mahallelerde günün 3-4 saati dışında su bulmak mümkün değil. Dolayısıyla vatandaşlar su kesintileri nedeniyle canlarından bezmiş durumda diyerek maskeyi eleştirdi. Evet tabii Malatya'da gerçekten önemli bir su problemi oluşmaya başladı. Tabii her gün çeşitli mahallelerden birçok vatandaşımız arayarak bu şikayetlerini bize iletiyor. Artık vatandaş suların çok fazla gün içinde kesilmesinden dolayı çok ciddi mağduriyet yaşıyor. Malatya'nın çok büyük mahalleleri ve özellikle çevre yolun altı dediğimiz bölgede hemen hemen günün 3-4 saati dışında su bulmak mümkün değil. Dolayısıyla vatandaşlar artık bu kış gününde suyun bol olması gereken bir dönemde su kesintisiyle canından bezmiş gözüküyor. Birçok vatandaş şunu söylüyor. İşe gittiklerini ve işten geldiklerinde saat 5 gibi 6 gibi evine döndüklerinde suyun olmadığını, suyun gece 2-3'e kadar da verilmediğini ve dolayısıyla sabah saatlerinde erken saatlerde işe gidip o saatlerde eve dönen vatandaşların hiçbir iş yapamadıklarını, evinin temizliğinden tutun da kendi temizliklerine ve yemeklerine içme suyu kullandıkları her alanda birçok sıkıntı yaşadıklarını ifade ediyorlar. Kiraz, bu önemli bir sorun yumağı haline geldi. Yetkililerin bir an önce bu sorunu çözmesi gerekiyor. Maske su kaynağının yetersiz olduğunu ifade ediyor. Ama şu ana kadar bir önlem alınmaması da kötü bir durum. Ben buradan Büyükşehir Belediyesi'ne ve maskeye çağrıda bulunmak istiyorum. Ne yapacaksanız yapın ve bu sorunu çözün. Kış günü vatandaşlar su sorunu yaşıyorsa 2 ay sonraki durumu hiç düşünmek bile istemiyorum dedi. Maskeye teşekkür eden, maskenin doğru bir iş yaptığını söyleyen bir tane vatandaşa rastlamadık. Bu da tabii bir rastlantı mıdır? Ve maske gerçekten yöneticileri vasıfsız mıdır? Bunu da iyi sorgulamak gerekiyor. Daha önce maske gündeme geldiğinde hep kötü şeylerle gündeme geldi. Hep yolsuzluklarla vesaire noktasında hizmet götürememe, hizmet yapamama noktasında gündeme geldi. Bugün de Malatya'nın önemli bir bölümüne, Malatya merkezinin önemli bir bölümüne içme suyu veremez duruma gelmiş ve tabii kaynağın yetersiz olduğu ifade ediliyor. Kaynak yetersizse bile şu ana kadar bir önlem alınmamış olması veya alternatif bir kaynağın düşünülmüyor olması da bir felaket. Gerçekten eğer kaynakta bir yetersizlik varsa ve bununla ilgili bir çalışma da yapılmıyorsa Malatya'nın geleceği su açısından çok önemli bir problem oluşturacak gibi gözüküyor. Bir an önce de bu suların tasarruf edilmesinden vazgeçilmeli ve bu mahallelere su verilmeli. Vatandaş insani bir yaşam sürdürebilmeli kendi mahallesinde, kendi evinde, kendi sokağında. Malatya'da ilk defa lavanta bahçesi kuruluyor. Arguvan'da 42 dönümlük bahçeye 3000'e yakın lavanta fidanı dikilecek. Tıp, kozmetik ve parfüm sektöründe yaygın olarak kullanılan ve büyük getirileri olan lavanta çiçeğinin Malatya'da üretilip yetiştirilmesi için ilk adımlar atıldı. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Arguvan Belediyesi'ne ait 42 dekarlık araziye ilkbaharda lavanta fidanı dikmek için toprak altyapısını hazırladı. Dikilecek olan fidanları da Malatya'ya getirilerek Arguvan Belediyesi'ne teslim edildi. Büyükşehir Belediyesi de ilkbaharda Malatya'da ilk lavanta bahçesini kurmuş olacak. 42 dekarlık alana yaklaşık 3000'e yakın lavanta fidanı dikilecek. Arazi ve toprak yapısına bağlı olarak lavantanın çok sayıda çeşidinin olduğu belirtilen açıklamada, yüksek getirisi olan bu ürünü Malatya'da yetiştirerek hem ekonomiye hem de tarıma katkı sağlamanın hedeflendiği belirtildi. Arguvan'da kurulacak olan lavanta bahçesinde hem tohum hem de ürün yetiştirileceği ve zamanla Malatya tarımına uygun çeşitlerin geliştirileceği kaydedildi. Malatya'da ilkokul öğrencileri Halep'te yaşanan drama kayıtsız kalmayarak topladıkları bir tır yardım malzemesini Suriye'ye gönderdi.
Malatya Battalgazi ilçesi Kasım Karabekir İlkokulu öğrencileri topladıkları gıda ve barınma malzemelerini Halepli çocuklara ulaştırılmak üzere İHH yetkililerine teslim etti. Kasım Karabekir Ortaokulu'nda düzenlenen törene Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Şahin Karahan, İHH Malatya Temsilcisi Ömer Derin ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı. Yardım malzemeleri uğurlama töreninde konuşan Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Kazım Karabekir İlkokulu öğrencilerimizin de Halep'e katkıları oldu. Öğrencilerin topladığı bir tır yardım malzemesi toplandı, Halep'teki ihtiyacı olan insanlara gönderilecek. Bu çalışmada yer alan okulumuzun öğrencilerinin velilerine, okul müdürlerimize ve öğretmenlerimize ve İHH yetkililerine teşekkür ediyorum dedi. Anadolu'nun her tarafında tırlarla insani yardımlaşma vakfımızın da öncülüğünde Halep'e her gün tırlar gidiyor. Malatya'mızdan da sürekli tırlar gidiyor. Bugün de yine Büyükşehir Belediye'mizin önünden kalkacak olan tırlara Kazım Karabekir İlkokulu öğrencilerimizin, velilerimizin katkılarıyla biz de bir tır malzeme yükledik. Bunlar birazdan Büyükşehir Belediyesi önüne geçecekler toplanma merkezine. Oradan da inşallah Halep'te, Halep'teki ihtiyacı olan insanlara bir nebze olsun ihtiyaçlarını gidermek için gönderilecek. Ben bu çalışmada yer alan bütün öğrencilerimizin velilerini, okul yönetimimizi, okul müdürümüzü ve organizasyondan dolayı İHH Malatya Şube Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Suriye'de 6 yıldır savaşın devam ettiğini kaydeden İHH Malatya temsilcisi Ömer Derin, bu güzel çocuklarımız sınırın diğer tarafında da olsa bir çocuk ağlıyorsa, canı yanıyorsa biz onu hissederiz dediler ve bir tır yardım malzemesi toplayıp gönderiyorlar. İnşallah büyüklere örnek olur dedi. Neticesinde yüz binlerce insan öldü. Milyonlarca insan ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Bu güzel çocuklarımız sınırın öbür tarafında da olsa, dünyanın diğer bir ucunda da olsa, bir çocuk ağlıyorsa, bir çocuğun canı yanıyorsa biz o çocukların acısını hissederiz dediler. Ve bir tür doğrusu gıda gönderiyorlar. Umarım büyüklere örnek olur. Umarım savaşı çıkaran büyükler bu çocukların ağlamasına artık sebep olmazlar ve bir an önce bu savaşı durdurur. Çocuklar da mutlu ve huzurlu yaşar. Evkur Yeni Malatya Spor Başkanı Adil Gevrek ligin ilk yarısını değerlendirdi. Gevrek yeni transfer müjdelerini de verdi. Evkur Yeni Malatya Spor Başkanı Adil Gevrek, benim ilk yarıyla ilgili bireysel hedefim 17 maçtan 35 puandı. Tabii bir maçımız da eksik. Küçük bir kaybımız olmasına rağmen yine de iyi bir tablo diyerek lig değerlendirmesi yaptı. Adil Gevrek, lige verilen arada yapmayı planladıkları transferle ilgili de transferde eksik bölgelerimize oyuncu takviyesi yapacağız. 3 ya da 4 transfer yapmayı planlıyoruz. Defans için Sezer Özmen'le anlaşmaya vardık. Takımın eski oyuncularından Yasin Palaz da listemizde olan isimler. Birisi. Tabii takımdan ayrılmak isteyen oyuncularımız da var. Bunlardan birisi Erkan Sekman dedi. Gevrek stadın zemini artık müsabaka oynanacak durumda değil. İç saha maçları bizim için şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyor. İkinci yarı öncesinde yönetim olarak maçları İstanbul'da oynama gibi bir düşüncemiz var. Özellikle Medipol, Başakşehir ve Kasımpaşa'nın statları olabilir. Buralar için görüşme yapacağız şeklinde konuştu. TV Malatya Haber Merkezi tarafından hazırlanan bir ana haber bülteninin daha sonuna geldik. Yarın akşam tekrar görüşmek üzere. Mutlu akşamlar.